Merhaba sevgili yarışseverler. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı geceler dilerim daha doğrusu. Saatlerimiz çünkü 03.24'ü gösteriyor. Neredeyse sabaha yaklaştık. Hepinize yeni günde ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Arkadaşlar bugün 24 Eylül 2020 Perşembe günü gündüz programı Ankara'da koşulacak 10 koşuluk programla başlıyordu. Burada sırasıyla Ankara 1. ve Ankara 2. altılı ganyan analizlerimizi yaptık. Sıra geldi akşam yarışlarına. Akşam da Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda koşulacak 9 koşuluk program var. Burada da sırasıyla 1. ve 2. altılı ganyan analizlerimizi yapacağız. Ama öncelikle Kocaeli 1. altılı ganyan analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Özellikle bu hafta düzenli altılı tahmini veremiyorum. Bir binamız kentselleşme kapsamında yıkılacağı söylendi. Oturduğumuz yer zaten kiradaydık burada da arkadaşlar. Ve yeni bir eve geçmemiz gerekiyor. Bu yüzden ev aradık, ev bulduk. Özellikle birkaç gündür abonmanlık işlemlerini hallettim. Yine evin badanası, boyası ve bu evimizin yani taşıyacağımız evimizin eşyaları toplama işlemleri var. Kolluyoruz ve hafta sonu Allah kısmet ederse yeni evimize taşınacağız. Yine Avcılar'da Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ne taşınacağız arkadaşlar. Orada bulduk ev. O yüzden bu ara düzenli at yarışı analizi veremiyorum. Elimden geldiğince sizlere analizlerimi vermeye çalışacağım ama çalışmadan sizlere rastgele altılı ganyan analizi vermek benim içime sinmiyor. O yüzden çalıştığım günlerde sizlerin karşısında olacağım ama özellikle bir hafta sonra yine eski düzenine gireceğini düşünüyorum. Çünkü internet nakilleri var arkadaşlar. Yine evi taşıma işlemimiz var. Bir hafta sonra yine eskisi gibi karşınızda olacağım. Elimden geldiğince bu süreçte de yine tahminlerimi vermeye çalışacağım sevgili yarışseverler. Ama bütün arkadaşlarımızdan özellikle kanalımıza abone değilseniz videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olmanızı istiyorum. Ayrıca at yarışı oynayan bir arkadaşınız varsa videolarımızı izletirseniz, videolarımızdan haberdar edersiniz, kanalımıza abone olmalarını sağlarsanız hepinize minnettar kalırım. Sevgili yarışseverler, yine videolarıma beğeni atmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Atacağınız her beğeni, atacağınız her yorum kanalımızın gerek Google'da, gerek YouTube'da, gerek sosyal medyada en üst sıralara, ilk sayfalara çıkmasına sebep olacaktır. Bu da kanalımızın hızlı bir şekilde büyümesine neden olacaktır. Bütün arkadaşlarımdan topyekün kanalımıza destek bekliyorum. Sizler destek olursanız bu kanal 100 binde olur, 200 binde olur arkadaşlar. Gelin bakalım hep birlikte bu kanalı kaç binlere taşıyacağız, kaç yüz binlere taşıyacağız. Bunu hep birlikte göreceğiz sevgili yarışseverler diyerek ben 24 Eylül 2020 Kocaeli 1. altılı ganyan analizime geçiyorum. Arkadaşlar Kocaeli 1. altılı ganyan programı 1. koşusuyla başlayacak. 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum pistte koşulacak. Handikap 16 yarışıyla start alacak. Bu yarışta dişlere mahsus bir yarış. Ben altılı ganyanın ilk ayağında özellikle 8 numaralı Aspurçe isimli safkanı belki sürpriz çıkacak bilemiyorum ama bugün son güzel yarışıyla ben birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 3 numaralı Kusursuz Güç. Ben bu safkanın özellikle son yarışlarda yeterli forma girdiğini düşünüyorum. Bugün Mehmet Kaya idaresinde piste çıkacak turbo temsilcisi 3 numaralı Kusursuz Güç'ü de ikinci şanslı isim olarak değerlendiriyorum. Yine 1 numaralı Lolan Güzeli. Eli kulağında bir safkan. Bugün Çetin Taş arkadaşımızı üzerinde gördüm ve bugün üçüncü şanslı safkan olarak bu safkanı değerlendiriyorum arkadaşlar. Yine 5 numaralı Süslü Hanım Gökhan Bektaş idaresinde piste çıkacak. Bu safkanda bugün dikkat edilmesi gereken bir başka isimdir diyorum ve son isim olarak da 2 numaralı Ananiya isimli safkanı yarışsever arkadaşlarıma öneriyorum ve
Bilinçaltının ikinci ayağına geçiyorum. 3 yaşlı İngilizlerin 1700 mesafe kum pistte koşulacak meydin yarışı. Bu yarışta dişlere mahsus bir yarış. Arkadaşlar ben bu gruba baktığım zaman gerçekten şaşırdım diyebilirim. Çünkü burada bir safkanı banko vereceğim. Sebebini açıklayacağım. Sayın Sonel Taşan'a ait Agresivo'nun tayı 3 numaralı Azra Göl. Son yarışında şartlı 5 yarışta çok güzel bir üçüncülük elde etti. Buji arkası, Mi majör arkası, Azra Göl. O gün için Mehmet Akyavuz arkadaşımız biniyordu. Bugün dişlere mahsus meydin yarışta koşuyor. Ben bu yarışı rahat kazanmasını bekliyorum. Eğer aksilik yaşanmazsa bugün 3 numaralı Azra Göl isimli safkanın ben bu grupta bu rakiplerini rahat geçmesini bekliyorum. Ve yarışsever arkadaşlarıma günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve Altılgay'ın 3. ayağı. 3 yaşlı İngilizlerin 1800 mesafe kum pistte koşulacak handikap 16 yarışı. Arkadaşlar burada da 2 numara Taluzek. Özellikle son yarışın tekrar etmesi durumunda bu grupta etkili olacak bir diğer isim. Son yarış Ali Kaçmaz arkadaşımız idaresinde handikap 16 yarışı rahat bitirmişti. Rahat kazanmıştı. Bugün Kadir Tokaçoğlu arkadaşımız faktörüyle çıkacak. Ben rakiplerinden bir adım önde görüyorum. Yine 1 numaralı Dark Power grubun kaliteli safkanı. Bugün Özgür Gönültaş idaresinde piste çıkacak. Bugün yine Velociraptor'un torunu 1 numara Dark Power'u da ben ikinci şanslı isim olarak değerlendiriyorum. Yine 3 numaralı George Best. Safkan da çok etkili bir güzel bir birincilik elde etti. Özellikle son yarışında bugün Mehmet Kaya arkadaşımızı üzerinde görüyorum. Bugün bu safkanda 3. şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 4 numaralı Senior Deniz de bugün bu grupta benim tuttuğum safkanlar içerisinde yer buluyor arkadaşlar. Ve 1. altının 4. ayağı. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe kum pistte koşulacak handikap 14 yarışı. Burada da 5 numaralı Boston Potion Çetin Taş dairesinde piste çıkacak. Bu safkanda benim birinci şanslı safkanım olacak. Özellikle son çıktığı handikap 14 yarışında güzel bir üçüncülük elde etti arkadaşlar. Pamuk Baba arkası Spring Break arkası Boston Poison gelmişti. Bugün Çetin Taş faktörüyle ben birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 2 numaralı Aliço. Yeterli duruma geldi koştu yarışlardan sonra. Bugün Muhammed Mir Bilgin dairesinde benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine altıma Pamuk Baba da bugün Selim İpek idaresinde bu grupta etkili olacak safkanlardandır sevgili yarışseverler diyorum. Ve birinci altının beşinci ayağına geçiyorum. Altıgay'ın beşinci ayağı 3 yaşlı İngilizlerin 1700 mesafe kum pistte koşulacak dişlere mahsus meydin yarışı. Burada da öncelikli ismim 7 numaralı Nexia. Mertcan Çelik idaresinde piste çıkacak 7 numaralı Nexia. Bugün ilk defa kuma çıkacak arkadaşlar. Ama ben özellikle Nexia'nın bugün kumda bir duyduğum torunu. Kumda ben bugün farklı koşmasını bekliyorum. Safkan'ın kardeşlerini inceledim. Kabakumda Seddefi diye bir kardeşi var. O sentetikte başarılı yarışlar koşmuş. Kabakum'da koşmamış ama yine başkan Nexia ile kardeşmiş. Bu safkan da özellikle çimde gerçekten kaliteli yarışlar yapmış arkadaşlar. Hatta kısa vade yarışlarda etkili yarışları var. Yine grup 1 koştu ama çok başarılı olamasa da yine kısa vade 6 kısa vadeydi. Yine grup 1'de bir dördüncülüğü var. Ben kaliteli bir kardeşi olduğuna inanıyorum. Bugün 7 numaralı Nexia'yı birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 13 numaralı Snowhound. Arkadaşlar bu safkan da benim takibimdeki bir isim. Bir Lionheart temsilcisi özellikle kumda etkili bir pedigriye sahip. Bugün ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 1 numaralı Balance. Hayatın ikinci yarışında çok etkili bir yarış çıkardı. Bugün 10 numaralı Portrait of Lady isimli safkanla ekürü olarak piste çıkacak. Bugün benim ekürü safkanlar 3. şanslı safkanım olacak. Yine 8 numaralı Ömrüm Su, 9 numaralı P
Peggy Pundi ve 12 numaralı Rage Channel isimli Afganlar sırasıyla bu koşuda etkili olacak isimlerdir. Burada çok bomba bir isme de yer vereceğim. 2 numaralı Champagne isimli Afgan'da bugün dikkat diyerek koşunun bomba ismi olarak öneriyorum sevgili yarışı severler diyerek ben Altı Gani'nin son ayağına geçiyorum. Altı Gani'nin son ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arapların 1500 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 4 yarışı. Burada da 7 numaralı Ünal amca özellikle son yarışına kendine geldiğini belli etti. Hürbotur temsilcisi 7 numaralı Ünal amca talihinden beri kalitesine inandığım bir safkandı ama talihsizlikler safkanın peşini bırakmadı. Ben sorunlarının giderildiğini düşünüyorum yeni sahiplerinde. Ben 7 numaralı Ünal amcayı bugün birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 3 numaralı Bombacan. Kumun kaliteli ismi bugün 1 numaralı Canım Babam'la da ekürü olarak piste çıkacak. Sayın Muzaffer Can'a ait 3 numaralı Bomba Can'ı ben bu grupta ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine son etkili yarışıyla son etkili ikinciliğine dikkatleri üzerine çeken 12 numaralı İlgi İlge isimli safkandı arkadaşlar. Bugün Gökhan Bektaş dairesinde etkili olacak bir diğer safkandır. Yine 8 numaralı Unzen. Aradan sonra güzel bir dördüncülük elde etti. Bugün Mahmut Turan idaresinde Kaysbert temsilcisi 8 numaralı Unzen de bu grupta sürpriz olarak değerlendirilebilir. Yine ilerleyen yaşına rağmen çok etkili yarışlar koşan 9 numaralı Forta Tek. Bugün Apprentice İsa Yıldırım idaresinde bu grupta etkili olacak bir diğer isimdir ve kalitesiyle 2 numaralı Beren Gül'ü de yarışsever arkadaşlarıma koşunun bomba ismi, sürpriz ismi olarak değerlendiriyorum. Arkadaşlar umarım başarılı oluruz. Umarım şanslı kalemleri buluruz. Ufak altılı ganyan analizime geçeceğim arkadaşlar. Eğer müsaadeniz olursa evet. Ufak altı ganyan analizlerimde şu şekilde olacak. Arkadaşlar son ayağı ben burada bir safkan atlamışım. 4 numaralı Emir Soy isimli safkanda esasının notlarımın içerisinde olmasına rağmen son anda yazmamışım. Hatta şöyle de bir şey söyleyebilirim. 9 numaralı Forte Tek isimli safkanın altına yazmışım ama küçük yazdığım için okuyamamışım. Yani en altta değilmiş aslında bir iki üstündeymiş. Şöyle ufak altı ganyanları rahatlatalım arkadaşlar. Şu şekilde bir ufak altı ganyan analizim olacak. Altı ganyanın ilk ayağında 8 numaralı Aspurçe, 3 numaralı Kusursuz Güç, 1 numaralı Lolan Güzeli, yine 5 numaralı Süslü Hanım ve 2 numaralı Ananiya. Buradan safkan çalamıyoruz. Altı ganyanın ikinci ayağında 3 numaralı Azra Göl, Banko ismimiz olacak. Yine altı ganyanın üçüncü ayağında ben 2 numaralı Talüzek, 1 numaralı Dark Power ve 3 numaralı George Best isimli safkanları hatta 4 numaralı Senior Deniz de yazacağım. Buraya kadar bir şey çalamadık. Altıgani'nin 4. ayağında ben 5 numaralı Bostu Potion, 2 numaralı Aliço ve 6 numaralı Pamuk Baba isimli safkanları değerlendiriyorum. Ve Altıgani'nin 5. ayağında ben 7 numaralı Nexia ve 13 numaralı Snowhound, 1 numaralı Balance 3 safkanını değerlendiriyorum. Burada kuponları tam yarı yarıya düşürdük ve Altıgani'nin son ayağında da yine 7 numaralı Ünal amca, 3 numaralı Bombacan, 12 numaralı İlgi İlge ve 8 numaralı Unzen şeklinde değerlendiriyorum. Hatta 4 numaralı Emir Soy'u da buraya sıkıştırdık arkadaşlar. Umarım şanslı kalemleri buluruz. Umarım güzel bir tahmin olmuştur arkadaşlar. Hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte çok güzel bir gün temenni ederim. Hepinize bol şanslar dilerim. Hepinize bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.